Java JDK dosyamızı indirdik, kurulumunu yaptık. Java compiler'ı olan IntelliJ IDEA'yı indirdik, kurulumunu yaptık. Şimdi ilk uygulamamız olan Hello World uygulamasından bahsedeceğiz. Bunu yazmaya çalışacağız. Bakalım IntelliJ IDEA'da nasıl bir yol izleyeceğiz. İlk önce IntelliJ IDEA derleyicimiz olduğu için burada komutlarımızı yazacağız, kodlarımızı yazacağız, çalıştıracağız, derleyeceğiz. Hatası varsa göreceğiz. O yüzden IntelliJ IDEA'ya çift tıklıyorum. Burada ilk uygulamamız bizi eğer ilk uygulamamızı açıyorsak burası beyaz bir sayfa gözükecek. Ben daha önceden uygulamalar çeşitli uygulamalar yaptığım için kaldığım yerden devam etmem için eski dosyalarım açıldı. Ama olsun. Biz buradan yeni diyoruz. File diyoruz, dosya. Buradan yeni diyoruz. Yeni seçeneğinden projeye tıklıyoruz. Projeden hemen gelelim. Böyle bir ekran bizi karşılıyor. Çalışma alanı ve kütüphanenin seçilmesi seçilebilir olduğunu gösteriyor. Biz burada herhangi bir kütüphane veya çalışma alanı seçmiyoruz. Çünkü biz sadece Java kodlarıyla bir Java uygulaması yapacağımız için burada herhangi bir seçeneği seçmeden ileri diyoruz. Bizim yapacağımız uygulama bir komut satırı olduğu için, komut satırı uygulaması olduğu için bunu seçmemiz zorunlu oluyor. Bunu seçerek ileri diyoruz. Bizim yapacağımız projenin ismini soruyor. Bizim yapacağımız proje 1 diyelim. Proje 1 dedikten sonra burada lokasyon, projenin kaydedileceği lokasyonu bize gösteriyor. Buradan yine şuradaki 3 nokta seçeneğinden de değiştirebilirsiniz. Buraya kaydedilmesini istiyoruz. Herhangi bir pakette kullanmayacağımızı belirtiyoruz. Boş zaten, boş bırakıyoruz. İleri, pardon, bitir diyoruz. Bitir dedikten sonra bize şöyle bir soru soruyor. Bu projeyi, yeni açılan proje 1 dosyasını bu pencerede mi açayım yoksa yeni bir pencerede mi açayım? Biz yeni bir pencerede açılmasını istiyoruz. Şu an yeni bir pencerede açıldı. Öncelikle herhangi hiçbir şey yapmadık. Şu an main.java diye bir dosya geldi gördüğünüz gibi. Bu normal, klasik bir Java dosyası. Bunun içerisinde ne yer alıyor? Public denilen bir Java keyword, Java anahtar kelimesi yer alıyor. Hemen yanında class deyimi yer alıyor. Class deyimleri bunun bir sınıf olduğunu belirtir. Sınıflarda metotlardan oluşur. Değişkenlerden, variable'lardan oluşur. Bu klasımızın adı da main klası. Zaten main demek ana dedi demek. Yani ana klas, ana sınıf. Yani bu klasımızın içerisi ilk olarak çalışacak. O yüzden burada dallanma olabilir. Onu ileriki videolarda daha net açıklayacağız. Şu an sadece giriş yaptığımız için bu kadar bilmemiz yeterli. Bir klası süslü parantezle açıyoruz, süslü parantezle kapatıyoruz. Artık burada örnekte olduğu gibi mesela 6. satırda bu klasımızı kapatmışız. Zaten 6. satıra tıkladığımız anda buradaki süslü paranteze tıkladığımız anda burada açılıp burada kapandığını ifade ediyor. Yani biz 7. satıra herhangi bir şey yazdığımız zaman çalışmayacak. Hatta program hata verecektir. Yanlış yere yazdın diye. O yüzden buna dikkat edelim. Aynı şekilde bunu süslü parantez olarak görebilirsiniz. Yabancı kaynaklarda curly bracket olarak söylenir. Yani curly bracket kıvırcık parantez olarak da geçebilir. Üçüncü satırımıza geldiğimiz zaman yine public keyword'ü, anahtar kelimesi, static yine bir anahtar kelimedir, keyword'tür. Karşılıyor. Bu keywordleri de ileriki videolarda daha net açıklayacağız. Void kelimesi yer alıyor. Void de bir aslında Java'nın keyword'üdür. Void ne demek? Void geri dönüşü olmayan yani return'ü olmayan, return'süz, geri dönüşsüz fonksiyonlara, metotlara verilen isimdir.
Bunları da yine dediğim gibi ileride konuşacağız. İleride daha anlam kazanacağını düşünüyorum. Hemen yanında yine bir main var. Bu kez class değil, bu bir fonksiyon, yani bir metot. Burada da ana fonksiyon diyebiliriz. Ana fonksiyonumuzun içinde string args var. Bunlar fonksiyonumuzu çalıştıracak komutlar arkadaşlar. Bunların dediğim gibi standarttır. Herhangi bir main.java biz dosyası oluşturduğumuzda bunları kullanabiliriz. Bunlarsız zaten dosyamızı oluşturamayız. En klasik haliyle budur. Dördüncü satırımıza indiğimizde iki tane slash işaretinin arda arda basıldığını, ekrana basıldığını görüyoruz. Arda arda iki tane slash işaretinin basılması comment line, yani yorum satırı anlamına gelir. Yorum satırı bizim not alacağımız yerlerdir. Hatırlatma koyabileceğimiz yerlerdir. Burası bizim özel alanımızdır. Buraya derleyici okumaz. Program buraya atlar. Örnek vermem gerekirse birinci satırı derleyici okudu, ikinci satırı derleyici okudu, üçüncü satırı derleyici okudu ve dördüncü satırda iki slash gördüğü zaman hemen beşinci satıra geçti. Yani dördüncü satırı atladı. Dördüncü satırı dediğim gibi okumaz, bize özeldir. Buraya istediğimiz kelimeyi, sözcüğü, cümleyi, açıklamayı yazabiliriz. Şimdi ilk şundan da bahsetmedik sanırsam. Fonksiyonlarda, yani metotlarda yine curly bracket dediğimiz kıvırcık parantezler veya süslü parantezlerle açılır ve kapanır. Bunu da ekleyelim. Ve şimdi uygulamamıza başlayalım. Uygulama için zaten buraya write your code yazıyor. Yani kodunuzu buraya yazın diyor. Biz bunu siliyoruz. Bir tab içeriden başlamak için tab tuşuna basıyoruz. Bir paragraf içeriden başlayalım. Şöyle daha net görmeniz için bir alt satıra ineceğim. İlk uygulamamız olan Hello World, merhaba dünya sözcüğünü, kelimelerini ekrana yazdırmayı planlıyoruz. Şimdi ilk olarak system nokta out nokta print diyoruz. Burada bunların her birine deyince hello world diyelim. Hemen altına iniyorum. Bir system nokta out nokta print elen diyorum bu kez. Bunların her birini açıklayacağım birazdan. Buraya da bir hello world yazalım. System nokta out nokta print hele. Şundan da bahsetmekte fayda var. Neden sistemin s'si büyük veya neden buradaki string'in s'si büyük veya neden class isimlerinde ilk harf büyük diyebilirsiniz. Neden metot isimlerinde tüm harfler küçük? Bunların hepsi Java'nın bir özelliğidir. Java case sensitive dediğimiz büyük küçük harf duyarlılığına karşı oldukça hassas bir dildir. Yani bazı kelimeler burada küçük yazılamaz. Örneğin system out print line dışarıya ekrana, yani bir çıktı verir, bir şey basar. Biz burada sistemin sesini küçük yazdığımız zaman zaten gördüğünüz gibi kırmızı renkte orayı gösteriyor. Sistem kelimesi büyük harfle yazılmalı. Hemen şuraya da bir Hello World yazalım. Daha sonra yazdığımız kodun açıklamasını yapalım. Şimdi aslında ekrana baktığımız zaman 3 tane Hello World yazılacak. Merhaba dünya, merhaba dünya ve merhaba dünya. Biz bunu çalıştıralım. Bir de ekran üzerinden görelim. Öyle bir açıklamasını yapalım. Çalıştırmak için isterseniz burada solda bulunan tuşlardan run edebilirsiniz, çalıştırabilirsiniz. İsterseniz yine class'ı çalıştırabilirsiniz. Bu aslında neden burada? Bu şunu demek istiyor. Class'ı çalıştır. Bu fonksiyonu çalıştır, metodu çalıştır diyor. Şurada bulunan tuşta tüm kodu çalıştır diyor. Biz tüm kodu çalıştırabiliriz. Bunların kısa yolu da Shift F10'dur. Bunu da zaten şurada yazması lazım. Gördüğünüz gibi Shift F10. Şimdi altta 3 tane çıktı var. Hello World, Hello World, Hello World.
buraya biraz değinelim. Öncelikle ekrana çıktı almak isterseniz 3 tane seçeneğiniz var. Bunlar 2 tane seçeneğiniz var, pardon. Bunlardan birisi print'tir, birisi print elendir, birisi de yine print elen yazdık biz. Bunları neden yazdık? Bunları hemen şuraya bir yorum satırı yapalım. Yorum satırı yapmayı öğrendik zaten. 2 tane slash ard arda. Arkadaşlar print dediğimiz ifade sistem out print dediğimiz ifade verilen sözcüğü yazdırır. Bakın verilen sözcüğü yazdırdı. Hello World'u yazdırdı. Yazdırır diyelim. Hemen aşağı inelim. Diğer ifademiz neydi? Print elendi. Buradaki elen kavramı da line'dan gelir. Yani yeni satırdan gelir. Buradaki de verilen sözcüğü yeni satır verilen sözcüğü yazdır. Ve bir satır boşluk bırak diyelim. Daha anlamlı olsun. Bir satır boşluk bırak diyelim. Şimdi bunları açıklayalım. Ne demek istiyoruz? İlk önce ilk kodumuz olan sistem out print line print dedik pardon. Print ne demekti? Verilen sözcüğü yazdırır. Bakın hello world'u yazdırdı ekranımıza. Altta görüyorsunuz. Herhangi bir boşluk bırakmadı. Herhangi bir satır değişikliği yapmadı. Herhangi bir karakter boşluğu bırakmadı. İkinci hemen 5. satırdan 6. satıra geçti. Sistem out print line. Print line demek ne demek? Verilen sözcüğü yazdır ve yazdırdıktan sonra yani D şuradaki D harfinden sonra D harfinden sonra bir satır boşluk bırak. Şimdi print yazdırmıştı zaten hello world diye. Hello world'den sonra hemen bir hello world daha yazdırdı. Herhangi bir boşluk bırakmadı. Bunu yazdırdıktan sonra sonundaki ln yani line'dan ne yaptı? Yeni bir satıra geçti. Şurada bir satır atladı. Aşağı indi. Şu an bir satır aşağıdayız. Ve şu an 7. satırdayız. 7. satır bize şunu söylüyor. System out print line yani hello world yazdır. Yine line yazdırdı. Yani ne demek? Yeni bir bu sözcüğü yazdır ve yeni bir satıra geç. Bunu bazı programlama dillerinde biz backslash n ile görebiliyoruz. Burada yine d'nin hemen sonuna backslash n yazabiliriz. Backslash n nedir? Özel bir karakterdir. Backslash n bir satır boşluk bıraktır. Şimdi backslash n yazdık d'den hemen sonra. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Aslında biz şuraya print elen, print line demek yerine yazdıracağımız sözcükten hemen sonra backslash n ifadesini kullandık. Genellikle bunu Java yazan, Java'da uygulama yapan kişiler kullanmaz. Genellikle nasıl kullanılır? Hemen söyleyelim. Bunu silelim. Bir kodumuz olsun sadece. Genellikle dediğim gibi şu açıklamaları da açıklamasını yaptık aslında silebiliriz. System out print elen, print line diye de okur bazıları. Print elen de diyebilir. Genellikle böyle kullanılır. Yine bu konuda çalıştıralım. Görelim. Yani buraya backslash n genellikle koymazlar. Sadece print elen kullanırlar. Print kullanan çok azdır. Bunu da söyleyelim. Bugün birinci dersimizi işledik. Birinci dersimizde Java ile programlamaya giriş setimizin serimizin birinci dersinde çeşitli yazılımları kurduk. Bilgisayarımıza compiler'ı kurduk. JDK'yı kurduk. JDK dediğim gibi arka planda çalışıyor. Herhangi bir çalıştırma işlemi yapmıyoruz. O kendi arka planda çalışıyor. Daha sonra da Java kodlarımızı yazacağımız, Java komutlarımızı yazacağımız, çalıştıracağımız, derleyeceğimiz, hatalarımızı göreceğimiz uygulama olan bir compiler olan
IntelliJ IDEA adlı compiler'ı kullandık. Bu compiler'da ilk uygulamamız olan Hello World, merhaba dünya sözcüğünü yazdırdık. Burada dediğim gibi en küçük şeylere en küçük noktaları size gösterdim. Print, print line, main, void, class'lar. İleriki videolarda bunları daha net açıklayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.